Türkiye için yeni bir şeyler deniyoruz. Yani hani kendimiz için bu bizim kendimizi ifade etme yolumuz ama aslında yaşadığımız yer için çok yeni bir şey. Bizim için alışa geldik olsa da. O yüzden bunun belirli zorlukları var, belirli avantajları da var. Avantajlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve birbirimizden aldığımız ve bizi dinleyenlerden aldığımız güçle zorluklarını da aşmaya çalışıyoruz. İstanbul'da buranın dışında bir müzik yaptığımızı düşünüyorum. Daha çok evrensel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama içimizden gelen ne varsa ortaya döküyoruz. Ve bizi hem bazı şeylere benzetseler de aslında hiçbir şeye de benzetmeyenler de oluyor. Tamamen kendimizin sound'u olduğunu düşünenler de çok. Tüm dünya indie ile kavruluyor. Indie müzik var. Ama bu Türkiye daha gelmiş değil. İşte ilk adımlarını biz atmaya çalışıyoruz bunun burada. Evet. Bu, yani bu 3-4 sene veya 6-7 sene sonra patlak verecek burada. Dünya nasıl Oasis dinliyorsa, Stone Roses dinliyorsa, World dinliyorsa... Hani bizim de yaptığımız müziğin... Hani onlar tarafından, hani tüm dünya tarafından dinlenmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu yani. Çünkü yaptığımızın hani... Kalite bakımından, sözler bakımından, bir şekilde müzikalite bakımından bir farkı yok. Sadece onlar orada, onlarla batıda biz doğudayız. Birilerinin başlatması gerekiyor yeni bir şeyleri, değişmesi gereken şeyleri ve bu gittikçe büyüyor. Yani değişen şey bir anda değişmez. Onun için birileri kendini feda eder ya da kahraman olur. Her neyse, sonuçta bir şeyleri değiştirmek için küçük de olsa adımlar atmak gerekiyor. Daha sonra o adımlarla bu yenilik koşmaya başlıyor. Ve değişim bu şekilde gelişiyor. Bir süre sonra bakacağız, bu bahsettiğiniz görüş, tutucu görüş, yok olmuş olacak belki de. 90'larda metal akımı oldu. Pentagram bu zamanda çıktı, birçok isim bu zamanda da çıktı. Daha sonra yani Nirvana o Seattle devrimini yaptığı zaman Türkiye'de bunun etkisi yaklaşık 8-9 sene sonra etkisini göstermeye başladı. Duman gibi hani bu Nirvana'nın bu grunge etkisiyle Anadolu rock etkisini birleştirip çok yeni bir sound sundu insanlara. Dolayısıyla yani insanlar bu yüzden sahiplendi. Hani bir anda insanlar böyle hani o dinledikleri müziğin grunge olduğunu biliyor ama sözlere baktığı zaman bir arabesklik var yani ortada böyle bir. Hani insanların mesela ilk başta Türk halkı yani halk demeyeyim de hani rock müziğe bir şey ilgisi olanlar 60'lı yıllarda Erkin Koray, Barış Manço, Cem Karış gibi isimler rockla tanıştı. Çünkü bu adamlar hani o zamanlar 60'larda çıkan Pink Floyd, Led Zeppelin gibi isimlerdeki psikodelik şeyleri, psikodelik müzik tarzını Anadolu rock'la, Anadolu rock sözleriyle birleştirerek, harmanlayarak yeni bir şey ortaya çıkardı. İnsanlar her zaman etnik bir şeyler olsun istiyordu. Bir darbuka, bir saz, bunun gibi. Kendinden mutlaka bir şeyler mutlaka Anadolu yani. Öğeleri olacak çünkü kendinden. Ve arabesklik her zaman Türklerin ruhunda vardır. Türkler her zaman
bir yıkım içinde böyle bir kaybetmiştik. Bir karamsarlık. Bir karamsarlık. Evet. Bunu yansıtan grupları her zaman daha çok sahiplendiler. Evet. İlk konserlerimizde çok zorluk çektik. Dinleyiciler, yani yapımız müzik yani. Dışarıdan gelen turistler çok güzel anlıyor, çok güzel eğleniyorlar. Bizimkiler yani hiçbir ifade etmeden öyle duruyorlardı. Yani son zamanlarda bunu daha çok benimsemeye başladılar bizi dinledikçe. Böyle bir gelişme var diyebiliriz yani. Globalleşen dünya ile birlikte Türk dinleyicisi de yavaş yavaş dışarıya açılmaya başladı. Ve biz tam o noktada devreye giriyoruz. Yani biz Türk öğelerini barındırmıyoruz aslında. Biz global bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Ve işin püf noktası Türk dinleyicisinin bunu sahiplenmesi. Onlara gayet normal gelir. Hani mainstream bir şey yapıyor. Bunun annesinde Strokes yapıyor, Baby Shambles da yapıyor, Kings of Leon da yapıyor, o da yapıyor, bu yapıyor diyebilirler. Hani ama yani Türkiye'de olduğu zaman insanlar bu müziği garipsiyor. Çünkü gelmemiş yani. Böyle bir şey Türkiye'de yapılmamış. Hani kendi, hani biz kendi bestemizi yapıyoruz ama kendi bestelerini çalan gruplar o kadar yani birbirle bir kolaj oluşturmuşlardı ki yani bir hani örnek oluşturmuşlardı ki hani insanlar bizim yaptığımız müziğe o kadar değişik geliyordu ki yani sanki bu yabancı grubun imitasyonu olarak yani bir cover olarak bakıyorlardı. Cover yaptığımız zaman aslında birilerini hani tavlamaya çalışmıyoruz aslında yani insanları etkilemeye çalışmak ya da onların sevdikleri şeyleri onlara sunmaya çalışmaktan öte biz çok sevdiğimiz parçaları çalmaktan keyif aldığımız parçaları çalıyoruz cover yaptığımız zaman. Bazen onları kendimizce yorumluyoruz bambaşka şekilde. Bazen çok seviyorsak aynısını da çalıyoruz ama önemli olan keyif alıyorsak bunu yapmamız yani insanlar için değil kendimiz için. Zaten kendi hissettiklerimizi sunuyoruz ve insanlar bunu seviyorsa bizimle olsunlar gibi bir düşüncemiz var.
Şunu söylerler, lokal olarak bir yere geldikten sonra ya burada görüş bu. Sen lokal olarak bu ülkede bir şey yap, Türkiye'de çık, ünlü ol, herkes seni sevsin. Daha sonra yurt dışına bir şekilde açılırsın. Artık İngilizce sözlü müzik mi yaparsın bir anda değiştirip ya da başka bir şey, herhangi bir yolla Eurovision'a mı katılırsın vesaire. Sen nasıl olsa yurt dışına çıkabilirsin. Ama biz ilk defa böyle bir şey düşünmedik. Biz tamamen evrensel bir şey yapmaya çalıştık. Yani hiç buraya oynamadan direkt, hatta buradaki başımıza gelecek olayları bildiğimiz halde, İngilizce yapmak çünkü büyük bir cesaret Türkiye'de. Bunun üstüne gittik. Ve başarılı olduk yani. O yüzden bu bir radikal bir karar gibi düşünebiliriz yani bunu. Revolters zaten orada. Evet. Ya bir şekilde Türkiye'den bizim sıyrılmamız gerekiyor. Yani onun sayesinde yaptığımız müziklerimizin ayakta durmasını sağlayabiliriz. Yani Türkiye'den bir şekilde sıyrılmamız lazım yani. Hani 13-14 yaşımızdan beri hani sonuçta İngiliz gruplarını, Amerikan gruplarını hani bir şekilde mainstream kalmış grupları dinlemiş adamlarız. Hani müzik yapmaya başladığımızda hani kendi potansiyelimizi gördüğümüz zaman hani biz ilk başta müzik, yani ilk kendi şarkılarımızı izlerken şu soruyu sorduk. Hani bir özendiğimiz gruplar gibi, hani sürekli dinlediğimiz gruplar gibi olamaz mıyız diye. Ve şarkılarımızı yaptığımız zaman şunu gördük yani. Olabiliyoruz. Hatta daha ilerini yapabiliyoruz. Hani neden bizim tek şanssızlığımız bu ülkede doğmuş olmak olsun?
tire, another time, another place you should see. Return's way, another time, just you and me. Don't get my wrong, but so far. Instead of I curse, don't you think? Another time, another place you should be. Bahsettiğiniz örnekler aslında bu Türk kültürünü dışarıda temsil eden kişiler. Yani bizim durumumuzdan çok farklı. Yani biz nasıl diyeyim, biz sınırların ortada olmadığını iddia ederken ortada... Onlar sınırların olduğundan oynuyorlar yani. Yani... Bu sınırlar var, biz bir kendi sınırımızı temsil ediyoruz. Hani biz bunu oynuyoruz. Onların derdi o yani. Hani biz sınırların olmadığını oynuyoruz, onlar sınırların olduğunu oynuyorlar. Bizim kültürümüz budur. Bizim kültürümüze aynen bakın budur. Biz kültürümüzü seviyoruz yani. Hani o açıdan bir sorunumuz yok. Kültürümüzle her zaman barışız. Ama önemli olan dünyanın nereye gittiği. Yani sonuçta herkes kendini ben bunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum, biz kültür olarak bunu yapıyoruz diye ortaya koyup bir şeyleri başardığını öne sürüyorsa... Açıkçası biz artık bunun çok da değerli olduğunu düşünmüyoruz. Bizi çekici kılan aslında biraz da Türk olmamız ama şöyle, şu şekilde. Mesela MySpace'te bize şöyle sorular geliyor. Siz İstanbul'u şaka olsun diye mi yazdınız? Bu çok ilginç bir şey yani. Neden İstanbul'u yazdınız diye. Çünkü biz Türk olduğumuza ve İstanbul'dan bu müziği yaptığımıza çoğu insan inanmıyor. Yani bu bizi çekici kılan bir özellik aslında. Biz Türk'üz ve sizin bahsettiğiniz örnekler gibi Baba Zula veya Selim Sesler kesinlikle buraya yansıtıyor. Ama biz dünya müziği yapıyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Ve yurt dışından, bizim mesela MySpace'imizde de arkadaşlarımıza bakarsanız %80'i yabancıdır. Yani ve ilgi daha çok bize yurt dışından geliyor. Burada da belli bir seviyeye ulaştık. Fakat yurt dışında çok daha hızlı ilerledik bu konuda. Yani bunun ödülünü alıyoruz diyebilirim yani. Bir cesaret yoksa zafer yoktur diye bir söz var. Biz cesaret gösterdik. Ve bunun sonucunda belli bir seviyeye geldik. Artık şimdi sıra dışarıya gitmekte. Yani tamam, MySpace'te belki de çoğu yere ulaştık. Ama canlı olarak da ulaşmak istiyoruz. Şu anki amacımız bu. O festivallerde çalmak istiyoruz. Ve bu şöyle de bir düşüncemiz var. Bizi canlı gören dışarıdaki insanlar bizi çok daha fazla sevecekler. Çünkü biz bir sahne grubuyuz yani. Canlı performansımıza çok güveniyoruz. That girl is my mind, she is my eyes. So hard, I lost my sight. This is she was an old friend of mine. Now she's a graceful toy dad. And we want a time, another time, another place we should see. Shadows face another time, just you and me. Don't give up what we lost so far. Is that a luck or is that a curse? Don't you know anybody yours? Another time, another place we should see each other's place. Yeah, each other's place. Wake me sometime, as I can raise my mind. She's my eyes, so hard I lost my sight. This is she was an old friend of mine. Now she's a graceful toy that everyone is silent. Another time, another place we should see each other's face. Another time, just you and me, talking about what we lost so far. Is it a lie, girl, is it a curse? Don't you think anybody yours? Another time, another place we should see each other's face. Oh, each other's face. Oh, each other's face.
see Shadow's face. Time another place. Wish you see Shadow's face. Wish you see Shadow's face. Çok teşekkürler.